Emekli maaşları takdir edersiniz ki. Bakan Bilgin'den bu konuyla da ilgili olumlu yönde açıklamalar geldi. Bilgin şöyle söyledi. Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak. En düşük emekli maaşı artacak. Zaten hatırlarsınız Ocak ayında en düşük emekli maaşı 2500 liraya çıkartılmıştı. Şimdi Temmuz ayında 6 aylık zam süreci geliyor. En düşük emekli maaşı ne olur? Memur emeklilerine toplu sözleşme ve enflasyon farkına ilaveten bir iyileştirme yapılır mı sizce? Evet. Son sözden başlayayım. Memurlarla memur maaşları ve emekli memur aylıkları konusunda. Şimdi Ocak ayında 30,95 oranında bir artış yapılmıştı memur maaşlarına. Bu artışın 7,5 puanı toplu sözleşme zammından kaynaktı. Kalanı da enflasyon farkından kaynaklıydı. Geçen yılın 6 aylık döneminin enflasyon farkı yansıtılmıştı. Evet. Hatta aslında Ocak ayındaki normalde toplu sözleşme zammı %5'ti, %5'ti. 2,5 oranda hükümet ilave etti ve 7,5'a çıkarttı. Şimdi SSK Bağkur'u da bu arada hatırlatayım. Onlarınki de %25,47 oranında artış yapılmıştı. Yüksek. Şimdi az önce dediğim gibi Ocak-Nisan döneminde baktığımız zaman enflasyon %31,70 olmuş Ocak-Nisan döneminde. Daha Evet. henüz Mayıs-Haziran rakamlarını da göreceğiz. Kalınca Temmuz ayında toplu sözleşme zammı normalde %7. O %7'nin üzerine bir ilave yapılabilir. Ocak ayında 2,5 puana benzer bir ilave artış yapılabilir. Bunun için de herhangi bir kanun değişikliğine ihtiyaç olmayacak. Doğrudan hükümet Cumhurbaşkanı kararıyla bir artış söz konusu olabilir. Şu an itibariyle %32 oranında bir artış yapılması ihtiyacı ya yasal olarak Enflasyon yapılması oranına gereken göre. bir evet şu anki Ocak-Nisan rakamı itibariyle. Ama daha henüz Mayıs-Haziran rakamlarını görmedik. Mayıs-Haziran rakamlarında muhtemelen bu daha da yüksek bir orana çıkacak. Ama bu sonuçta enflasyona baş başa durum olacak. Enflasyonun üzerine bir refah artışı sağlanabilmesi için memur maaşlarında ve memur emeklilerinin aylıklarında artış, refah payının sağlanabilmesi için ilave bir artış gerekecek toplu sözleşme Evet. zammı. Ha, SSK ve Bağkur emeklileri, onlar enflasyon oranında artıyorlar. Ne zamandan beri? Ta 2003 yılından beri, 2003 yılında bir ara fark yapılmıştı. O tarihten bu yana enflasyona paralel olarak artıyor. Belki bir iyileştirme yapılacaksa SSK ve Bağkur emekli aylıklarına da bir ilave artış yapılması gerekir. Bir, onların alım gücü de çok büyük bir şekilde Evet. düştü. Şimdi en düşük emekli aylıklarının 2500 lira düşülmesi orası ayrı bir konu. En düşük emekli aylıkları hatırlarsan geçen yıl 1500 liraydı. 2500 lira çıkartıldı. Ama arada işte 1600 lira oran da 2500 lira çıkartıldı. 1900 lira oran da 2500 lira çıkartıldı. 1500 lira oran da 2500 lira çıkartıldı. Şimdi hiçbir değişiklik yapılmadığı takdirde Temmuz ayında şöyle bir durum ortaya çıkacak. Artış 2500 lira üzerinden herhangi bir doğrudan otomatik bir artış söz konusu olmayacak. Heh. Anladım. Aylıklarda üzerinden bir artış yapılacak. Kök aylıklar işte 1600 liraysa 1600'ün üzerine yüzde enflasyon mu oldu? Hı. %50 enflasyon oranında bir artış yapılacak. Normalde değişiklik yapılması. Ama Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamasından şunu anlıyoruz. Bu 2500 lirayı daha yüksek bir rakam, 3000, 3500 gibi bir rakama çıkartarak en düşük emekli aylıklarını artırmak şeklinde bir kanuni düzenleme yapılacağını anlıyoruz. Onun için kanun değişikliği gerekiyor Kerem. Peki sizin öngörünüz nedir? SSK ve Bağkur emeklileri için en son 2003 yılında yapıldı demiştiniz bir ekzam. Acaba bu artan enflasyon oranı da göz önüne alındığında bu yılda Temmuz'da SSK ve Bağkurlar için de bir sürpriz olabilir mi? Yani açıkçası ben sürprizden en çok onu anlarım. Yani bir enflasyona ilave ettin. Sadece enflasyon oranında bir artış Evet. yapılacak. Enflasyonun üzerinde bir alım gücünü artırabilecek gerçekten bir anlamlı bir fark ancak
ilave zamla söz konusu olabilir. Şu anda bu konuda bir hazırlık açıkçası görünmüyor. Yok. Sadece en düşük emekli aylığının artırılması konusunda bir hazırlık var. Ama yapılırsa SSK ve Bağkur emekli aylıklarında ilave bir artış yapılırsa bu sürpriz olur bence. Esas sürpriz bu olur. O zaman burada da şunu diyebilir miyiz? Kapı sonuna kadar kapatılmadı, hala açık. Aralık bırakıyor. Evet, evet. Evet, kapı açık mümkün çünkü gerçekten çok olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Yani enflasyon alım herkesin hayatında ben bugüne kadar hiç görmediğim kadar insanlar gıda enflasyonundan bahsediyor. Karpuzlar artık işte dörde bölünüyor diye konuşmaya başlamıştık. En son şimdi karpuzlar dilim dilim satılmaya başlamıştı. Bir dilimi 13 lira bugün gördüm. Bir dilimi 13 lira karpuz. Yani insanlar çilek alırken bile düşünmek zorunda kalıyoruz. Artık arabayı, evi vazgeçtik. Çilek alırken bile düşünmek zorunda kalıyoruz şeklinde konuşmaya başladı. Gıda enflasyonunun bu kadar yüksek olduğu bir dönemde alım gücünün artırılması kanaatimce gerekir. Emekli vatandaşlar Temmuz ayı içerisinde alacakları zammı beklemeye başladı. Emekliler enflasyon farkı oranında zam alacak. Enflasyon hızını kesip önümüzdeki 2 ayda toplam %5-6 seviyesinde kalsa dahi emeklinin Temmuz zammı %30 olacak. Zam sağanağı sürerse emekli maaşlarına yapılacak zam %35'i aşacak. Emekliler Temmuz ayında enflasyon farkı oranında zam alacak. Henüz Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranları belli olmamasına rağmen, şimdiden 24,2 enflasyon farkı oluştu. Gelecek 2 ayda enflasyon %5-6 seviyesinde kalsa dahi 6 aylık tüfe %30'a çıkacak. Türkiye İstatistik Kurumu Tüketici Fiyat Endeksinin, tüfe, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,71 artış gösterdi. Enflasyon hızını kesip önümüzdeki 2 ayda toplam %5-6 seviyesinde kalsa dahi emeklinin Temmuz zammı %30 olacak. Zam sağanağı sürerse memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam %35'i aşacak. İlk 4 aylık enflasyonun ardından milyonlarca dar gelirli şimdi Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan enflasyonu bekliyor. Önümüzdeki 2 ayda tüfe %6'da kalırsa, 6 aylık enflasyon ve Temmuz maaş zammı %30'u aşacak. Olağanüstü bir durum yaşanmazsa Temmuz zammı %30'un altına düşmeyecek. Memur ve memur emeklileri Ocak ayında %7,5 zam almıştı. 6 aylık enflasyon %30 gerçekleşirse, bu kesime %22,5'lik enflasyon farkı artı %7 toplu sözleşme zammı verilecek. Diğer emekli aylıklarına ise direkt %30 zam yapılacak. Nisan başında doğalgaz ve elektriğe zam geldi. Akaryakıt zamları da durmak bilmiyor. Bu zamlar enflasyonu yükseltmeye devam edecek. Ramazan ayında tüketim artışı kaynaklı fiyat artışları da bekleniyor. 6 aylık enflasyon ve maaş zammının %30'u aşmasına kesin gözüyle bakılıyor. %69,97 ile yükselişini sürdüren enflasyon, memur ve emekliye yılın ilk 6 ayı için verilen %7,5'lik zammı adeta buhar etti. Milyonlarca memur ve emeklinin daha şimdiden %24,2 oranında enflasyon farkı alacağı oluştu. İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi emekli ve memur zammı için yeni formülleri açıkladı. SSK kur ve memur emeklileri, Temmuz ayında maaşlarına zam alacak. Yapılacak zamlarda ise belirleyici etken enflasyon oranları olacak. Türkiye'de emekli zammı Ocak ve Temmuz aylarında 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emekli maaşları, Ocak ayında bir geçmiş dönemdeki Temmuz-Aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon oranı kadar, Temmuz ayında ise Ocak-Haziran dönemindeki 6 aylık enflasyon rakamları kadar zam alıyor. Memur ve memur emeklileri ise, her yıl iki kez önceki aldığı toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon farkı ile beraber yeni toplu sözleşme zammı alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK, TÜFE endeksinin Nisan ayı ile birlikte 904,79'a yükseldiğini açıkladı. Bu durumda 4 aylık enflasyon oranını %31,71 olarak göze çarptı. İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinden Mehmet Dirici'nin haberine göre, bu rakam 4 aylık emekli zammı olarak netleşti.
Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emekli zammı için enflasyon oranının direkt belirleyici olması sebebiyle, 4 aylık enflasyon oranı ile şimdiden 31,71 zam oranı kesinleşti. Yani bundan sonraki aylarda enflasyon oranı sıfır çıksa bile, %31,71 Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emekli maaşları için belirleyici olacak. Mayıs ve Haziran enflasyon oranının duyurulması sonrası, bu zam oranı daha da artacak. Açıklanan Nisan ayı enflasyon oranı ile Ocak 2022'de %7,5 toplu sözleşme zammı alan memurlar için 4 aylık enflasyon farkı da kesinleşti. Temmuz 2021'de belirlenen toplu sözleşmeye göre, memur ve memur emeklisi Temmuz 2022'de %7 toplu sözleşme zammı alacak. Tüm bunlarla beraber 4 aylık enflasyon farkı %24,21 olurken, buna %7 toplu sözleşme zammı ilave edilince memur zammı da %31,21 oldu. Merkez Bankası enflasyon beklentisi belli oldu. Mayıs ayı piyasa katılımcıları anketine göre, Mayıs ayı beklenen enflasyon oranı %3,97 olarak göze çarparken, Haziran ayı için bu rakam %2,97 olarak kayıtlara geçti. TÜİK TÜFE Mayıs 2022 enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Mayıs 2022 enflasyon oranı 3 Haziran Cuma günü Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK, tarafından saat 10.00'da açıklanacak. Bu enflasyon oranı emekli ve memur Temmuz zammı için önem arz etmesinin yanında ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren, Haziran ayı kira artış oranı, için de belirleyici olacak.